Günaydın arkadaşlar. Günaydın Cafer. Günaydın oğlum. Bebişlerinize bakabilir miyim? Arkadaşlar, Pamuk Prenses'in bu arada üçüncü bebeği oldu. Pamuk Prenses, bakabilir miyim kızım? Baktırmayacağım mı yine? Baktırmayacağım mı anne? Çok tatlı görünüyorsun, çok. Çok tatlış görünüyorsun, çok. Birazdan gösteririm arkadaşlar, şimdi yeni yerleşti çünkü ben biraz önce yine bakmıştım. Şöyle kafa serseri. Serseri yuvalık istiyor arkadaşlar. Yani hareketlerinden anlıyorum. Kuşlarımı artık anlayayım yani hareketlerinden. Bakın. Felaket enerjik bir kuş. Sabah sporunu mutlaka yapar. Yumurta yaptım, verdim. Biliyorsunuz ben genelde yumurtayı sade veriyorum. Benimkiler sade daha çok yiyor. Bakın. Böyle azgınlık yapıyor işte, yuva yap vermiyorum diye. Her yeri bozuyor, dağıtıyor, yemeği falan, her şeyi. Takır tukur, takır tukur sesler çıkartıyor. Şu kapağı açıp açıp kapatıyor böyle. Böyle yapıyor. Huzursuz ediyor herkesi. Evet arkadaşlar, çimenle kışa gelelim. Çimenle kış. Bunları ayırdım, bu diğer yan tarafa aldım hepsini. Üçünü. Çimen çünkü kavga ediyordum abi bunlarla. Yuvalık için. Yuvada yumurta var, kavga ediyor. Kışı göstermek istiyorum, yumurtasını da göstermek istiyorum size. Kış. Bakabilir miyim anne? Yumurtalara bakabilir miyim anne? Üç tane arkadaşlar yumurtası gördüm ben biraz önce. Kış. Artık bu da kaçmıyor. Hani diğer yumurta nerede kızım? Altında ama. Üçü de orada arkadaşlar, işte bakın. Çıkarttık kışı. Kış. Kızım. Kış. Çimen bakıyor mu sana anne? Çimen sana bakıyor mu anne? Altında bir şey var, kakası yapışmış. Kış. Kış. Arkadaşlar, kafeslerin üstünü örtüyorum. Çok soğuk oluyor artık havalar. Mavi, çakıl, çapkın, cipsi. Bazen isimleri karıştırıyorum arkadaşlar. Geçenki videoda da Pamuk Prenses'e sarı gelin demişim. Sonradan farkına varıyorum ben de. Bazen oluyor. Affedin lütfen. Arkadaşlar, bunların bebişlerini arada çıkartıyorum yanlarından. Diğer küçük kafese alıyorum. Yem yemeyi öğrensinler diye. Ama çok korkuyorlar diye. Tekrar geri getiriyorum. Bir de aç kalıyorlar diye. Besliyorlar çünkü. Beslemelerinde bir problem yok. Hani sarı şey, limon dövmüyor da bebişleri. Maşallah maşallah maşallah. Bakın beyaz bebe burada yani daha. En küçüğü 28'inde oldu. Ondan önceki de 24'ünde oldu. En küçüğü sarı geline benziyor. Aynı sarı gelin gibi oldu. O serserinin bebişi. Pardon, o limonun bebişi. Şey, serserinin. Çakıra benziyor. Gerçi hiç şey yapmıyorum çünkü o iri, o limonun bebişleri hep iri olduğu için o birazcık iri oldu. Normalde o da küçüktü. Bir gün araları var zaten. Bir gün arayla bakın ona, ona bakın, ona bakın. Şöyle bakın, göstereceğim size. Sana da kaçıyor. Şimdi bu en küçüğü. Diğeri de bir gün arayla olan.
büyüdü artık. Hepsi büyüdü. Bir tek en küçüğü birazcık işte şey. Birkaç gün daha ister. Ben anlamadım. Bu portakal bu kafesin içerisine nasıl geldi? Ha? Limon sen mi getirdin bunu buraya? He? Bunu sen mi getirdin kızım buraya? Kapının ağzında bıraktı şimdi de. Limon veriyor arkadaşlar yesin diye. Kaçtı diye bir bakın çıktı dışarıya. Ufaklık da yumurta yiyor. Fıstık niye bağırıyorsun oğlum? Ha? Niye bağırıyorsun? Maviş. Maviş. Oğlum maviş. 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 Bebisi. Ne oğlum? Bakalım mı meleğe? Melek. Melek. Meleğin 4. yumurtası oldu arkadaşlar. Bakın meleğin yumurtaları ne kocaman maşallah maşallah. Kocaman. Size meleğin kakasını göstereyim arkadaşlar. İnanılmaz. Kakası da büyük, yumurtası da büyük, kendisi de büyük. Bakın şu kakası. Birkaç defa üst üste yapınca o şekilde öbeklenmiş. Hep aynı yerde kaka yapıyor. O beyaz kakaların hepsi meleğin kakası. Çünkü maviş beslediği için sadece kendisini, kendi çıkıp hanımefendi yemiyor. Sadece maviş besliyor. Allah var maviş değil besliyor. Cafer demek diyor. Arkadaşlar kafesim bakın böyle pencere önünde. Şu şekilde. Merak ediyordunuz. Diğeri de burada. Çakıl ve Rıfkı. Bunlar biraz biraz sanki cilveleşmeye başladılar arkadaşlar yeni yeni. Cilveleşiyorlar. Paşa. Arkadaşlar dün akşam Nazlı sürekli bir şey böyle ciyak ciyak böyle ses çıkartıyor. Cik 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 diye. Acaba dedim tekrar yumurtlayacak bebeği öldürmeye mi çalışıyorlar? İkisi birden giriyorlar bebekten cik 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 bir ses çıkıyor sürekli. Takip ettim yani ne yaptığını merak ettim sonuçta bebeğe. Bakıyorum bebeği açıyorum kapağını dışarıya çıkıyorlar bebek susuyor. Anladım üşüyor bebek üşüyor diye annesi onu ısıtmaya çalışıyor seviyor. Ay o kadar hoşuma gitti ki anlatamam size. Tek başına ya küçük bebek Nazlı'nın bebeği tek olduğu için üşüyor diye mır 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 ses çıkartıyor. Annesi de onu ısıtıyormuş meğersem. Bakalım. Bakın. Mır 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 cik 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 ses çıkartıyor bu. Üşüyormuş bu üşüyormuş. Bebeğim benim. Nazlı. Kızım. Nazlı. Bebeğim. Sonra üzerine örtü örttüm. Sustu birazcık. Örtüyü örtünce. Kızım. Demek ki delik şeyden hani şu kafesin yatıkları falan oluyor ya şurada. Şurada. Buralardan çok hava alıyor. Demek ki üşüyorlar. Nazo. Kızım. Şimdi gelelim bu bebişlere. Bu bebişler elimin altında hala tamamen yem yemesini öğrendiklerinden emin değilim diye diğer kafese koymuyorum. Ama şu mavi yiyor büyük olan erkek olan. O da onlara öğretsin diye buraya bıraktım. Çünkü şey bakın bu da başlamış yemeye. Mama yiyorlar diye yem yemiyorlar. Ben şimdi bakın yumurtayı koydum. Yumurtayı koydum yemiyorlar. Ama elimle veriyorum yiyorlar. Onun için şimdi vermeyeceğim. Vermiyorum. Bugün vermeyeceğim elimle. Kendileri yemeği öğrensinler diye. Bunun ikisi arkadaşlar gecikti birazcık. Normalde bunların şimdi uçmaları lazım. Uçmuyorlar daha. Yani uçmuyorlar derken. Uçmak istemiyorlar yani daha.
Belki uçuyorlardır. Kanatlarını falan çırpıyorlar çünkü. Açığa çıktıklarında korkuyorlar. Evet arkadaşlar. Genel durumumuz da bugünlük bu kadar olsun. Çünkü bazen yüklemekte uzun olduğu zaman video çok sorun yaşıyorum. Çok uzun sürüyor. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de sosyal medyada paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Bye.